arkadaşlar, bu dersimize konumuz soy ağaçları, yani pedigri olacak. Soy ağacı nedir? Tanımıyla başlayalım. Bir insanın kendi neslinin olan kişileri gösteren şemaya soy ağacı adı verilir. Soy ağacında eski nesil daima üstte yer alırken yeni nesil altta yer alır. Peki soy ağacı hangi amaçla kullanılmaktadır? Onu da kısaca ifade edelim. Soy ağaçları kalıtsal bir özelliğin ya da kalıtsal bir hastalığın aile içerisindeki seyrini incelemek için kullanılmaktadır. Soy ağacı ile ilgili sembollerimiz var. Onları da şöyle kısaca görelim isterseniz. Yuvarlak normal dişi bireyi gösterirken kutucuk normal erkek bireyi göstermektedir. Görmüş olduğunuz şekil ise cinsiyeti bilinmeyen bireyi ifade eder. Kutucuğun içi taranmışsa etkilenen erkek, yani karakteri gösteren erkek demektir. Yuvarlağın içi taranmışsa da etkilenen dişi, yani karakteri gösteren dişi demektir. Kutucuğun içi yarım taranmışsa taşıyıcı erkek, yuvarlağın içi yarım taranmışsa taşıyıcı dişi anlamına gelir. Görmüş olduğunuz şekiller ise çift yumurta ikizlerini ifade etmektedir. Çift yumurta ikiz olan bireylerin her ikisi de aynı cinsiyette olabileceği gibi farklı cinsiyette de olabilirler. Yani her ikisi de erkek ya da her ikisi de dişi ya da biri erkek diğeri dişi olabilir. Görmüş olduğunuz şekiller ise tek yumurta ikizlerini ifade eder. Tek yumurta ikiz olan bireylerin her ikisi de erkek veya her ikisi de dişidir. Ve soy ağaç sorularına lütfen dikkat edin. Soy ağaç sorularında tek yumurta ikiz olan bireylerden biri hangi karakteri gösteriyorsa diğeri de aynı karakteri gösterecektir arkadaşlar. Evet, gelelim otozomlarda soy ağaçlarına. Bu dersimizde biz otozomlarda soy ağaçlarını göreceğiz. Bir sonraki dersimizde ise kan gruplarında soy ağaçlarını ve yine eşeğe bağlı soy ağaçlarını göreceğiz arkadaşlar. Vücut kromozomları üzerine taşınan karakterlerin kalıtımı ile ilgili soy ağaçlarına biz otozomlarda soy ağaçları adını veriyoruz. Soy ağaç sorularını çözerken kullanmanız gereken temel şey çekinik bireyler. Çekinik bireyler bizim için daima ipucudur arkadaşlar. Çekinik bireyleri kullandığınızda birçok soruda kaleme dahi ihtiyacınız olmadan çözdüğünüzü kendiniz göreceksiniz. Bu durum otozomlarda soy ağaçları için de geçerli, kan grupları için de geçerli, eşeğe bağlı kalıtım için de geçerli diye söyleyebilirim. Evet, ilk sorumuzla devam edelim. Verilen soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerin genotiplerini bulunuz diyor bize. Az önce belirttiğim gibi çekinik bireyler daima bizim için ipucu ve ben otozomlarda soy ağaçları genelde A harfini kullanıyorum. Ve hemen çekinik bireylerimizin altına genotiplerini yazalım. Küçük a, küçük a diye. Taralı bireylerimiz küçük a, küçük a olduğuna göre taralı olmayanlarsa küçük a'lı değil. Yani büyük a'lılar. O yüzden ben büyük a'larını da şöyle 1 ve 2'ye yazmak istiyorum. Bu bireyimize küçük a alellerinden birisi annesinden geldi. Diğeri ise babasından geldi. Dolayısıyla anne ve baba büyük a, küçük a oldu. Yine bu bireyimizle ilgili devam edelim. Bu bireyimizin babası büyük a'lıymış. Alellerden bir tanesi annesinden gelirken diğeri babasından geldiğine göre baba da büyük a, küçük a. Beş nolu bireyimize annesinden küçük a aleli gelecektir. Taralı olmadığına göre babadan da büyük a gelmiş. Yani büyük a, küçük a. Şimdi üç nolu bireyimizi bulalım isterseniz. Annesi büyük a, küçük a idi. Babası büyük a, küçük a. Yazarak da isterseniz şöyle göstermiş olayım size. Büyük a, küçük a ve küçük a, küçük a diyelim. Taralı olmadığına göre küçük a, küçük a olma olasılığı yok. Dolayısıyla 3 nolu bireyimiz büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olacaktır arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Akondroplazi otozomal baskın olarak kalıtılan bir hastalık olup hasta bireyler cüce olmaktadır. Taralı bireyler cüce olduğuna göre numaralı bireylerin genotiplerini bulunuz diyor bize. Evet, taralı bireylerimiz baskın özelliği gösteriyormuş. Dolayısıyla taralı olmayanlar çekinik özelliği gösterecektir. Ve ben hemen 2 nolu bireyimize küçük a, küçük a diye yazıyorum. Yine 3 numarayı da yazıyorum küçük a, küçük a. Ve yine şu bireyimizde küçük a, küçük a. Bunlar büyük a'lıymış arkadaşlar. 2 nolu bireyimize küçük a alellerinden bir tanesi annesinden, diğeri ise babasından geldi. Anne ve babayı bulduk büyük a, küçük a diye. Yine 4 numaralı bireyin annesini bulalım isterseniz. Annesini bulurken hemen kardeşine bakalım. Kardeş küçük a, küçük a'ymış. Dolayısıyla buna küçük ailelerinden bir tanesi anneden geldi. Baskın özelliği gösterdiği için zaten büyük a, küçük a. 4 numarayı bulalım. Babadan ona küçük a gelecektir. Yine annesinden de büyük a gelecektir arkadaşlar. Çünkü baskın özelliği gösteriyor. Bir nolu bireyimizi bulalım. Bir nolu bireyimizin annesi büyük a, küçük a'ydı. Baba da büyük A, küçük A. Çaprazlayalım. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Bir nolu bireyimiz taralı, yani baskın özelliği gösteriyormuş. Çekinik olma yok demektir.
Bu durumda bir nolu bireyimiz ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacaktır arkadaşlar. Evet, gelelim üçüncü sorumuza. Sorumuz 1989 yılında ÖSS sınavına çıkmış olan bir soru. Yukarıdaki soy ağacında çekinik genle yavru döle geçen bir özelliğin bireylerdeki dağılımı verilmiştir. Taralı bireylerde bu özellik ortaya çıkmıştır. Soy ağacındaki bireylerden hangisinin bu özellik bakımından heterozigot olup olmadığı kesin olarak belirlenemez diyor bize. Evet, taralı bireylerimiz çekinikmiş. Hemen ben küçük A küçük A diye yazıyorum. Evet, buna da yazalım. Evet, 5 nolu bireyin kardeşine bakalım isterseniz. Küçük A küçük A'ymış. Bu bireye küçük ailelerinden bir tanesi annesinden, diğeri de babasından geldi. Anne ve baba çekinik özelliği göstermediğine göre, baskın özelliği gösterdiğine göre büyük A küçük A olarak karşımıza çıkıyor. Bir numarayı bulalım isterseniz. Bir numaranın kızı küçük A küçük A. Bir numaranın kızına küçük ailelerinden bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan geldi. Bir nolu bireyimiz taralı olmadığına göre, özelliği de göstermediğine göre büyük A küçük A olacaktır. Yine iki nolu bireyin oğluna bakalım, küçük A küçük A'ymış. İki nolu bireyin oğluna küçük A ailelerinden bir tanesi dişiden, diğeri de erkekten gelecektir. Her ikisi de özelliği göstermediğine göre büyük A küçük A olacaktır arkadaşlar. Gelelim 5 nolu bireyimize. Bulmadığımız sadece o kaldı, farkındaysanız. 5 nolu bireyin annesi büyük A küçük A, babası büyük A küçük A. Çaprazladığımız zaman arkadaşlar, hemen olması yanında yine çaprazlayalım. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. 5 nolu bireyimiz taralı olmadığına göre küçük A, küçük A olmaması yok demektir. 5 nolu bireyimiz bu sebeple ya büyük A, büyük A'dır ya da büyük A, küçük A'dır. 5 nolu bireyimizin genotipini kesin olarak bulamayız. Çünkü homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Ancak diğerlerine dikkat ederseniz heterozigot olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bu üçüncü sorumuzdu ve biz daima çekinik bireyleri kullandık. Bu sorularımızı kalem kullanmadan da çok rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Taralı bireyler otozomlarda taşınan çekinik bir özelliği fenotiplerinde göstermektedirler. Buna göre X ile gösterilen bireyin büyük A küçük A genotipinde olma olasılığı nedir diyor bize. Taralı bireyler çekinikmiş. Küçük A küçük A diyorum. Hemen annesini ve babasını bulalım. Alellerden bir tanesi anneden, diğeri babadan gelecektir. Özelliği göstermediklerine göre büyük A küçük A olacak. Yine bunun için de yapalım. Alellerden biri anneden, diğeri babadan gelecek. Özelliği göstermeye göre büyük A küçük A. X istiyorduk biz. Anne babasını hemen çaprazlayalım. Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A'dır. X'in büyük A küçük A olmasını istiyorduk arkadaşlar. X küçük A küçük A olamaz çünkü taralı değil zaten. Dolayısıyla 3 tane olasılığımız kaldı. Bunlar büyük A büyük A ve büyük A küçük A olmak üzere. Büyük A küçük A olmasına hemen bakalım. 1, 2, 3 paydamız 3 yani. Büyük A küçük A 1, 2, 2 tane olduğuna göre 2 bölü 3 şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve 5. ve son sorumuza devam edelim. Belirli bir çekinik özelliği fenotipinde gösteren tüm bireylerin taralı olarak verildiği yandaki soy ağacında 1 ve 2 nolu bireylerin ilgili özellik bakımından aynı genotipte olma olasılığı nedir diyor bize. Evet, hemen çekinik bireyimizi küçük A küçük A yazdık. Bir nolu bireyimizin genotipini bulalım. Annesinden küçük A gelecektir. Taralı olmadığına göre demek ki babadan da büyük A gelmiş. Büyük A küçük A. İki nolu bireyimizin kardeşi küçük A küçük A'ymış. Bu durumda anne büyük A küçük A, baba da büyük A küçük A olacaktır. İki nolu bireyimizin hemen olabileceği sonuçları bulalım. Anne ile babayı çaprazlayalım. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A şeklinde olacaktır arkadaşlar. Taralı olmadığına göre küçük A küçük olma olasılığı yok. İki nolu bireyimizin büyük A küçük olma olasılığı nedir burada? 2 bölü 3'tür. Biz her ikisinin de aynı olmasını istiyorduk. Bir nolu bireyimiz kesinlikle zaten büyük A küçük A. Bu durumda biz iki nolu bireyinde büyük A küçük A olma olasılığına bakacağız. Bir nolu bireyimizin büyük A küçük olması %100 yani 1. İki nolu bireyimizin büyük A küçük olması 2 bölü 3. Bu durumda herkesinin de aynı genetikte yani büyük A küçük olma olasılığı
2 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bu dersimizde otozomlarda soy ağaçlarını gördük. Bir sonraki dersimizde biraz önce de belirttiğim gibi kan gruplarında soy ağaçlarını ve eşeğe bağlı kalıtımda soy ağaçlarını göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.